15 Temmuz darbe girişimi. 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması tarafından düzenlenen hain darbe girişimi Türk milletinin direnişiyle bertaraf edildi. Hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Ancak 251 vatandaşın şehit olduğu, 2196 vatandaşın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini koruyor. Bu kara günde şehit Ömer Halis Demir'in yazdığı gibi onlarca kahramanlık öyküsü ortaya çıktı ve darbe girişimi durduruldu. İşte 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar. Türk tarihinin son yıllarda yaşadığı en büyük olaylardan olan 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam 6 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit düştüğü, 2196 vatandaşın da gazi olduğu hain darbe girişimi büyük bir mücadele ve direniş ile engellendi. Halkın öncülüğü ve güvenlik güçlerinin desteğiyle FETÖ, PDY tarafından düzenlenen darbe girişimi saatler içerisinde bertaraf edildi. Darbe girişimi ileri boyutlara ulaşmadan engellendi. Ancak 15 Temmuz gecesinde onlarca şehit verildi. Vatandaşların tankların önünde dimdik durduğu ve birçok kahramanlık hikayesinin yazıldığı 15 Temmuz'da neler yaşandığını an be an sizler için derledik. İşte FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde yaşanan olaylar. Saat 16:16. Kara Havacılık Komutanlığı'na görevli bir subay, Milli İstihbarat Teşkilatı'na giderek FETÖ üyesi askerler tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın alınması için kuruma saldırı olacağını ihbar etti. Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla aradı, konu hakkında bilgi verdi. Hakan Fidan tarafından karargaha gönderilen Müsteşar Yardımcısı Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i bilgilendirdi. Orgeneral Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a detaylı bilgi verdi ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı karargaha davet etti. MİT Müsteşarı Hakan Fidan karargaha giderek komuta kademesiyle görüştü. Gelen ihbarın daha büyük bir planın parçası olabileceğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, TSK Harekat Merkezi'ni aradı, havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Kendisine ulaşamayınca koruma müdürüyle görüştü. Cumhurbaşkanının güvenliği ile ilgili bir probleminin olup olmadığını ve ilave güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını sordu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan karargâhtan ayrıldı. Akıncı 4. Anajet Üs Komutanlığı'nda toplanan 33 Özel Kuvvetler görevlisi karargaha doğru harekete geçti. Darbenin gece saat 3'te başlayacak olması nedeniyle karargâhtan erken ayrılan Genelkurmay Strateji Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli özel aracıyla geri döndü. Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın makam odasına girerek kendisine "Komutanım, operasyon başlıyor. Herkesi alacağız.
taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz diyerek darbeyi tebliğ etti. Hulusi Akar söylenenlere tepki gösterdi ve bu girişimi hiçbir şekilde desteklemediğini belirtti. Dişli, odanın dışına çıkarak hazır durumda bekleyen ekibe komutana müdahale etmeleri emrini verdi. Darbeci askerlerin kontrolündeki uçaklar Ankara'da alçak uçuş yaptı. Köprüyü kontrol altına almak için Kuleli Askeri Lisesi komutanlığından hareket eden FETÖ'cülerin komutasındaki askeri birlik Boğaz Köprüsü'nü tek yönlü trafiğe kapattı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm emniyet mensupları acil olarak göreve çağrıldı. Atatürk Havalimanı'na tanklarla gelen askerler kontrol kulesine girdi. Başbakan Binali Yıldırım yaşananları kalkışma olarak niteleyerek Türk ordusu içerisindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu. Darbecilerin sosyal medyaya erişimi engellendi. Ancak erişim engeli kısa bir süre sonra kaldırıldı. Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler, darbeci Cemil Turhan ve iki özel kuvvetler personeli tarafından elleri ve kolları bağlı vaziyette Halil Gül'ün pilotluğunu yaptığı helikoptere bindirilerek Akıncı üssüne götürüldü. Darbecilerin WhatsApp'taki Yurtta Sulh grubundan İstanbul Moda Deniz Kulübü'ne müdahale lazım, generaller var, derdest edilecek şeklinde bir mesaj atıldı. Darbe girişimi yapan grup, TSK'nın akredite gazetecilerle iletişim kurduğu için kullandığı e-posta hesabından kontrolün tam olarak ele alındığına dair mesaj gönderdi. Ankara'nın dört bir yanından güçlü patlama sesleri geldi. Darbeci askerler TRT binasını basarak haber spikeri Tijen Karaş'a Yurtta Sulh Konseyi adına korsan bildiri okuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türkiye FaceTime ile bağlanarak Hande Fırat aracılığıyla halkların sokaklara inmesi gerektiği, darbeye karşı durması gerektiğini ifade etti. Akıncı üssünden 2 F-16 daha izinsiz kalktı. Darbe girişiminde bulunan kişiler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı alındı. Sikorsky tipi askeri helikopter TürkSat uydu istasyonunu vurdu. Diyarbakır'dan gelen Özel Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi'nin uçağı Etimesgut Havalimanı'na indi. Özel kuvvetleri ele geçirmeye çalışan Terzi, Assubay Başçavuş Ömer Halis tarafından başından vurularak etkisiz hale getirildi. Darbeci, hainlerin silahından çıkan kurşunlarla şehit düşen Halis Demir, bu hamlesiyle darbe girişiminin kaderini de değiştirdi. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanlığı, TSK ve polisin ülkedeki darbe girişimine müdahale ettiğini açıkladı ve darbe planlayıcılarını çete olarak tanımladı. Darbe kalkışmasına direnen ve Boğaziçi Köprüsü'ne gelen halkın üzerine ateş açıldı. Camilerden sela okunarak halka darbe girişimine karşı sokaklara çıkma çağrısı yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü de vuran ve en az 17 polisin şehit olmasına sebep olan askeri helikopter göl başında düşürüldü. İstanbul Taksim Meydanı'nda mevzilenen bir grup asker giderek sayıları artan halkı dağıtmak için havaya ateş açtı. F-16'lar ve askeri helikopterler Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını vurmaya başladı. Meclisin giriş kapılarının yakınlarına 4 bomba atıldı.
Milletvekilleri ve basın mensupları sığınağa geçti. TRT yeniden yayına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı. TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi FETÖ mensubu pilotlar tarafından bombalandı. Yerleşkeye 4 adet MK-82 bombası atıldı. İstanbul'da darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları alçak uçmaya başladı. Darbeci askerler CNN Türk yayınını kesti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda kendisini karşılayan kalabalığa "Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi planlayanlara ve içinde bulunanlara darbeye teşebbüs suçundan soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da darbecilerin darbe başarılı olduğunda kullanacakları sıkı yönetim planından harekete geçerek birçok kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinden dumanlar yükseldi. Boğaz Köprüsü'nde barikat kuran darbeci askerler teslim oldu. Genelkurmay karargahından çıkan bir tanktan barikat kuran kamyonlara ateş açıldı. Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Ümit Dündar, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile tam bir dayanışma içinde, demokrasinin ve hukukun yanında yer alarak bu darbe girişimi önlenmiştir" şeklinde bir açıklama yaptı. Sonuç olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi, devlet adamlarımızın dirayeti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet birimlerimizin darbeye karşı direnmesi, halkımızın gösterdiği büyük kahramanlıkla birlikte engellenmiş ve neticeye ulaşamamıştır. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz.